Bu Neo, hayır şu değil, bundan bahsediyorum. Muadilleri gibi çirkin ya da kaba değil, daha sıcak, daha insansı. Belki biraz saf görünüyor, kabul, ama şu anda bulaşıkları yerleştirmeye çalışıyor. Evet, bu basit hareket, aslında bir dönüm noktası. 20 bin dolara ön siparişi açıldı. Sesli iletişim kurabiliyor, kahve hazırlıyor, evi temizliyor, çamaşır katlıyor, kargo teslim alabiliyor. Ve dilerseniz Netflix aboneliği gibi ayda 500 dolara bu robotu evinize kiralayabiliyorsunuz. Ama mesele bu değil. Bugün Neo evimize giren bir robot değil. Evimizin, hayatımızın ve hatta insanlık tanımımızın kapısını aralayan bir eşik. Şimdi gelin bu eşiğin arkasında ne olduğuna bakalım. Ev robotları fikri aslında ihtiyaçtan değil, hayal gücünden doğdu. 1960'larda Jetgiller çizgi filmindeki Rossi karakteri tek tuşla her işi yapan ilk ev robotuydu. O zamanlar sadece bir fanteziydi. Sonra yıl 2002, robo süpürge, Romba piyasaya çıktı. İlk robotlar endüstriyel alanlardan evlere indi. Uygun fiyatlı, basit, herkesin ulaşabileceği bir teknolojiydi. Ve o gün robot tarihi değişti. Fakat Romba sadece sensör ve motordan oluşuyordu. Neo ise bugün karşımızda biyomimetik bir yapay zeka olarak duruyor. El var, kol var, gövde var, ayak var. Yürüyor, eğiliyor, kıvırıyor, taşıyor. İnsanı taklit ediyor. Ama sadece taklit etmiyor, öğreniyor. 2005'te 100 bin dolara mal edilen insansı robot prototipleri bugün 20 bin dolara sipariş edilebiliyor. Ve uzmanlara göre 5-10 yıl içerisinde bu fiyat 5 bin doların altına bile düşecek. Hatırlayın, bir zamanlar bilgisayarlar, telefonlar da lüks sayılırdı. Bugün ceplerimizde. Ama Neo'nun farkı şu, kullandıkça gelişiyor. Veri arttıkça zeka da artıyor. Yani bugün bulaşıkları düzgün dizemedi diye alay ettiğimiz Neo, yarın belki bizden daha iyi yerleştirecek. Sadece bulaşıkları değil, hayatı. Ve asıl devrim sadece robot değil. Yani tıpkı Netflix aboneliği gibi düşünün. Kirala. Arızalanırsa yenisi gelsin. Güncellenirse seninki de gelişsin. Neo artık bir cihaz değil, bir hizmet. Bir ev arkadaşı. O bir yardımcı. Hatta belki bir bakıcı. Tatile gideceksiniz, bir ay evde yoksunuz. Evcil hayvanınız, ihtiyaçlarınız, yaşlandığınızda size bakacak biri, belki Neo. Bu noktada konu sadece konfor teknolojisi değil, yalnızlık, bakım, yaşlanma ve insan ilişkilerinin geleceği. Peki Neo nasıl öğreniyor? Bir çocuk gibi, çevreyi deneyimleyerek, kamerasıyla evinizi 3 boyutlu olarak tarıyor. Ev haritasını hafızasına kaydediyor. Sonra nesneleri sınıflandırıyor. Masa, sandalye, bardak, halı, oyuncak ve tıpkı çocuklar gibi. Her denemesinde biraz daha öğreniyor. Her hatasında daha iyiye yaklaşıyor. Ve öğrendiği hiçbir şey sadece onda kalmıyor. Tüm robotlarla paylaşıyor. Kolektif zeka dediğimiz şey işte burada başlıyor. Fakat büyük bir soru var. Bu robotlar sadece evimizi mi öğrenecek? Yoksa bizi mi? Duygularımızı, ses tonumuzu, gizli alışkanlıklarımızı. Bugün Neo empati kurar gibi konuşabiliyor. Yüz ifadelerini taklit edebiliyor. Ses tonunuza göre yanıt verebiliyor. Üzüldüğümüzde üzgün müsün diyebiliyor. Şimdi büyük soru geliyor. Duygularımız da bir gün yazılıma dönüşür mü? Bir robot bize seni anlıyorum dediğinde gerçekten anlamış olabilir mi? Japonya'da yalnız yaşayan yaşlılar için kullanılan robot terapist Pepper, kullanıcılarla şarkı söylüyor, sohbet ediyor, moral veriyor. Ve bir süre sonra insanlar ona bağlanıyor. Onu bir makine değil, bir arkadaş olarak görüyor. Peki bir sonraki adım ne? Robotlarla duygusal bağ mı? Yapay zeka ile romantik ilişkiler mi? Şimdiden Çin, Japonya ve Kore'de binlerce insan sanal yapay zeka karakterlerle ilişki kuruyor. Peki bu karakterler robot bedenine geçtiğinde insan olmak ne demek olacak? Sadece biyolojik olmak mı? Yoksa bilinç ve hissetme yeteneği mi? Şu anda insanlık çok farklı yöne doğru evriliyor. Ve Neo bunun sadece bir başlangıcı. Belki bu bizi heyecanlandırıyor. Belki de korkutuyor. Fakat ne olursa olsun bu bir bilim kurgu değil. Bu artık bizim hayatımız.
Neo'yu evinizde ister misiniz? Yoksa kapıyı açmaya korkar mıydınız? Yorumlarda buluşalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.